Yaz gelmedi yaz. Eda. Matları da çıkaramadık. Ya evet, ben yazcı değilim. Mümkün olduğunca geç çıkartmaya çalışıyorum. Niye yani. Yazı sevmiyor musun? Ben pek sevmiyorum. Ben giyinmeyi seviyorum. Gerçekten. Soğuğu daha çok seviyorum. Giyinmeyi seviyorum derseniz o zaman soyunmayı sevmiyorum, evet, olarak anlayacağız. Biraz evet. Yani ben böyle üst üste giyinmeyi seviyorum gördüğünüz gibi. Ben soğukçuyum ya. Hayat nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Benim kendi projelerim var. Onlar çok güzel ilerliyor. Onlardan dolayı çok mutluyum. Yeni projeler işte biliyorsunuz sezona yavaş yavaş hazırlanılıyor. Bugünlerde işte biraz tiyatrolar konuşuluyor. Biliyorsunuz şey, diziler daha hazırlar, başlamalılar. Biraz orada bir değişiklikler oluyor falan. Yaza işte biliyorsunuz dizi projeleri yok. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yaz aylarında ekonomik nedenlerden olduğu söylendi ama yaz aylarında dizi projelerinin olması sizi nasıl etkileyecek? Beni etkilemiyor. Yani bugüne kadar bir tane galiba yaz işi yaptım ki biraz önce de konuştuğumuz gibi yazı çok da sevmiyorum. Yazın çalışmak hele ki benim için gerçekten zor olur herhalde. Bir kere hayatımda onu yaptım. Dedim ki ben yazın çalışamayacağım galiba. Yani tabii ki hoş değil bir taraftan. Yani sektör için insanlar para kazanırlar bundan. İyi bir şey değil. Benim için geçelim. Hani sektör için iyi bir şey değil anladığım kadarıyla ama olur. Böyle şeyler olur. Dünyada olur yani. Peki efendim, son dönemde özellikle estetik çılgınlığı çok konuşulur oldu. Bazı sanatçılar gençleşmek ve güzelleşmek adına yüzüne sünnet derisi enjekte ettiriyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Gerçekten mi bu? Ciddi. İsim de vereyim. Seda Sayar. Abla ne yaparsa yapar. Herkes ne yaparsa yapar. Yani. Yaşlanmıyorsunuz. Yaşalmıyorsunuz da hani böyle birkaç sene sonra, bir 10-15 yıl sonra siz de böyle bir şey düşünüyor musunuz? İstemem ama istersem de yaparım yani. Peki erkeklerin estetik çılgınlığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela erkeğe oje yakışır mı? Yakışır. Yani erkek arkadaşınızın parmaklarında oje görmek sizi rahatsız etmez mi? Yok, etmez. Oyuncu ben mı? Erkeklerin etek de giymesini istiyorum. Çok yakışıyor. Ben çok yakıştırıyorum. Oyuncu meslektaşınız Ceyda Durancı bir açıklama yaptı. Bilmiyorum, takip edebildiniz mi? Erkek çalışanlar, kadın çalışanların özel günleri için çekmecelerinde ya da yanlarında hijyenik pet bulundurmalılar dedi. Siz nasıl bakıyorsunuz? Erkek burada? Çalışanlar evet. Yanında bulundurmalı. Yani benim yorumum siz yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya, bir bulundurmalı mı? Türkiye buna hazır mı? Yani dünyanın herhangi bir yerinde erkek çalışanlar yanına hijyenik pet bulunduruyorlar mı bilmiyorum ama bence şöyle söylemiştim yani iş yerlerinde hijyenik pet bulundurulmalı. Yok, direkt erkek olabilir. Çalışanlar. Onunla ilgili bir şey düşünemedim ben yani, düşünmek de istemedim açıkçası. O ona fikri yani. Ya benim kendi projelerim var. Bu Avrupa sürecinde bende kalanlarla bir belgesel dizi projem var. O biraz ilerliyor. Bugünlerde işte yoğunluk başlamadan biraz onlarla yoğunum ki işte zaman kazanayım diye. Bir şehirde belki caz festivali yapma ihtimalim var. Kapadokya'da caz festivali yaptım öğrenince burada da yapsan ne güzel olur dediler. Bir ona bir işte bakıyorum. Bir de bir dizi projem var ama onun için beraber yazabileceğim bir yazar karşıma çıksın diye dua ediyorum. Eğer çıkarsa çok tıkır tıkır yazılabilecek, beni heyecanlandıran bir şey. Onun için de dediğim gibi yani işte sezon yeni başlıyor ya, şu anda daha çok böyle tiyatro üzerine orası biraz daha şey olduğu için, açık olduğu için somut olarak öyle bir şey konuşuluyor. Sizin bir ayağınız yurt dışında diyebiliyoruz değil mi? Yani yurt dışında. Evet, evet. Ne yapıyorsunuz efendim? Yani orada mı yaşıyorsunuz? O hep devam ediyor bir şekilde. Orada ben yekpare yaşamadım. Ama yani 2018'den bu yana sürekli böyle bir kapı kapıyı açtı. Ardı ardına işi açtı gibi şeyler oldu. Yani evet, geçen sene bir Paris'e yerleşme durumum vardı ama o olan bütün şeyler sonucunda burada kalmaya karar verdim. Çok somut bir işim kalmamıştı çünkü orada artık. Ama devam ediyor işte bu belgesel dizi mesela, Avrupa'da geçen bir şey. Orada bir dönem bir kürsü mü kaldınız? Uzun bir süre
Hayır. Yani çok ekranı olmadı. Ya hayat bana yurt dışından teklifler getirdi. 2 saat değerlendirmeye değer işlerdi. Ben de onları değerlendirdim. Güzel de oldu. Dışarı çıkmak güzel oldu. Benim farklı bir şey deneyimlemek güzel oldu. Buraya uzaktan bakmak çok yaradı bana. Çok daha fazla güzelliklerini görebilmeye başladım. O yüzden daha da verimli bir insan oldum ülkede. Yani sanatçı olarak daha da verimli bir insan oldum. Çünkü başka bir ülkenin böyle kolektif bilincini alınca, o gözle bakınca farklı bir şekilde üretme fikirleri de gelebiliyor. Öyle güzel oldu, iyi geldi bana yani. Çünkü oynadığınız projede çok yani başarılı bir projeydi. Kuzgun. İlk projeniz galiba. Hayat bilgisi, evet. Ondan sonra bir iş yaptınız. Biraz sanki elinize yaptığınızı çektiğiniz gibi bir durum çıktı ortaya. Hayır, ben ondan sonra 12 tane dizide oynadım. Yani ben işimi yaptım ama fark edilmemişse bilmiyorum. Yurt dışı tecrübeniz olduğu için soruyoruz. Şimdi senaristlerin sanal gerçeklik oluyor var ya, senaryoların artık bilgisayarlar tarafından yazıldığı söyleniyor. Örnekleri de varmış. Şunda var mı bir şey? Siz nasıl denediniz? Bir şey dedi. Necip Kuşlar açıklama yaptı. Bütün dedi dizilerde de birbirine benziyordu. Ben tüm sıkıldım onu. Hocam dedi. Kore'den dedi film alıyoruz. Hikaye alıyoruz dedi. Siz nasıl bakıyorsunuz? Tamamen hak veriyorum. İşte mesela şey yani biz böyle yurt dışına öykünen insanlarız ama bence hiç bakmıyoruz. Çünkü onlar kendi kültürlerini, kendi malzemelerini kullanıyorlar. Bence biz hala bu sonsuz malzememizi henüz doğru düzgün kullanabilmiş değiliz bence. Yani yoktan var etmemize gerek yok. İnanılmaz dünyada ilgi görecek bizim bir tarihimiz var, kültürümüz var, kültürlerimiz var. Bitmek bilmeyecek kültürlerimiz var yani. Ve onlar inanılmaz seviyorlar. Otantik olanı çok seviyorlar bir kere. Yani bekledikleri de yurt dışında yiyorlar, öyle şeyler ama biz yapmıyoruz. Çok iyi yiyorlar, ben bunu gördüm. O yüzden dedim şimdi burada işte daha çok neler üretebileceğimi anlayabiliyorum diye. Şey de sormak istiyorum efendim, şimdi piyasayla ilgili, sanatla ilgili, sinemayla ilgili çok fazla açıklamalarınız oluyor ve bu açıklamalarınız da birçok yankı uyandırıyor. Sizin gibi yine sektörü eleştiren ve bu tarz konularda konuşan bir de Aleyna Tilki var. Onun da açıklamaları mesela çok fazla konuşuyor, bazen de tartışılıyor. Siz onun da hayat felsefesini görebildiniz mi? Onun da iç dünyasını görebiliyor musunuz Aleyna Tilki'nin? Bu ülkede ya da harcandığını düşünüyor musunuz? Kendisinin sanatını nasıl buluyorsunuz ve hayat dünya görüşünü? Takip ettiğiniz birisi mi ya da yani gördünüz mü daha önce? Yok, yani bir fikrim olacak kadar takip etmedim. Kendisine sempatim var, herkese sempatim var benim. Şey, sadece bir serzenişini okumuştum konserleriyle alakalı. Haklı bir serzeniş olduğunu düşünüyorum. Bu kadar. Teşekkürler. Var mı? Çok sağ olun.